Sayın Nazım Pınar'a da teşekkür ediyoruz. Sayın konuklar, uygun görürseniz 5'er dakika diye konuşmuştuk ikinci turu. Bunu biraz daha süratlendirelim. Şöyle bir önerim var sizlere de uygun görürseniz. Zaten Kıbrıs Türk basınının sorunları ile ilgili tespitler hemen hemen ortak. Sayın konuşmacılarımız hemen hemen aynı konuların altını çizdiler. O yüzden sizlerin sorularıyla devam edelim. İlerleyen vakti daha iktisatlı, daha katılımcı kullanalım. Yalnız hemen söz almak isteyen var mı diye sormadan, bu konferansta öyle bir gelenek oluştu. Katılımcılarımız fazla katılmıyor. Değerli konuklarımızdan fazla soru, eleştiri, görüş gelmiyor. Umarım bu son panelde böyle bir gelenek olmadığının da birlikte şahitliğini yaparız. Söz sizden. Buyurun. Yetiştirdiğimiz elemanları elimizde tutamama sorunumuz var demişsiniz. Evet. Yetiştirdiğiniz elemanlar nereye gidiyor acaba? Yurt dışına mı? Hayır, yurt dışına değil. Ülke içinde bir televizyondan bir televizyona veya özel televizyonlardan devlet radyo televizyonuna. Ama bu sonuçta medya kuruluşlarımızın sorunu oluyor. Yani yetiştirip kaçıranın sorunu oluyor. Ama diğer alanın da bir dezavantajı oluyor. Avantajı oluyor. Yani esas sorunumuz bu. Yurt dışına değil, ancak kendi içimizde